Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce iç siyaseti konuşuyorduk, seçimi konuşuyorduk. Şimdi e, ikinci tura geçerken size ikinci turla ilgili sorularımı soracağım ama bugün çok önemli bir görüşme vardı. E, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'la Sayın Cumhurbaşkanı Dolmabahçe'deki ofiste görüştüler. E, sizde haberler vardır ama söyler misiniz bilmiyorum tabii. Yani görüşmenin içeriğini bilmiyorum ama yani şunu söyleyebiliriz bu görüşmeden bağımsız olarak da Sayın Sinan Ogan'ın aldığı oy oranı gerçekten bir başarıdır. ama yani burada oy veren seçmenleri analiz ettiğiniz zaman temel önceliklerinin bir numaralı önceliklerinin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü olduğu ve bu anlamda hem PKK, PYD gibi bölücü terör örgütlerinin hem de FETÖ gibi Türkiye'de devletin bütünlüğüne kastetmiş olan örgütlerle mücadeleyi son derece ciddi alan bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz. Şu ya da bu şekilde yani iktidara vermemiş, Cumhur İttifakı'na vermemiş olabilir ama zaten Millet İttifakı'na da vermemiş. Vermemesinin temel nedenlerinden birisi de orada gördüğü hem FETÖ ile hem PKK ile olan bir e, en azından dirsek teması. Yani açık sözlerine yansıyan e, hususlar. E, dolayısıyla ben zaten... Oradaki kitlenin ikinci turda sadece iki kişi var artık başka bir seçenek kalmadı. İki kişi yarışıyor. Bir tarafta terörle çok etkin mücadele eden bir Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ya PYD mi bize düşman diyebilecek kadar aymazlık içerisinde olan bir Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Ogan'a oy veren kitlenin de çok iyi değerlendireceğini biliyorum sonuçların bu şekilde olacağını ümit ediyorum. Görüşmenin detaylı. zaten Özellikle birinci turdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki birçok isim PKK ile mücadele edeceği terör konusunda böyle bir tavizin doğru olmadığı bunu iktidarın böyle bir algı yerleştirmeye çalıştığını söyleyip defalarca bunu da tekrar ediyorlar. Siz bunun seçmen gözünde edici olacağını düşünmüyor musunuz? Hayır yani orta laflar ortada hala bakın ikinci tura giriyoruz hala Kandil'den PKK'nın üst düzey sorumlularından Kılıçdaroğlu'na destek mesajları geliyor kendileri açıkça meydanlarda biz yerel yönetimler özellik şartını uygulayacağız diyerek zaten biz Rojava'da PYD'nin elde ettiğine benzer başarıları Türkiye'de kazanımları elde edeceğiz diyenlerin ekmeğine yağ sürüyor cezaevinin kapıları açılacak diye çok açık bir şekilde bunları söylüyor yani bir kapalı kapılar ardında konuşulanlar ayrı onda zaten sırı sakık diyor yani kapalı kapılar ardında ne konuştuğumuzu millete söyleyin diyor. Yani şimdi yapılmış pazarlıkların olduğu aşikar. Bunu nereden anlıyoruz? İşte mitinglerde CHP'nin özellikle Doğu mitinglerinde HDP'nin vermiş olduğu koşulsuz desteği görüyoruz. Kitlesel desteği görüyoruz. Orada buna mukabele eden CHP yöneticilerinin ve eşlerinin yaptığı zafer işaretlerini görüyoruz. Yani ya Oyun milletin gözünün önünde oynanıyor. Dolayısıyla bunu eğip bükmenin yani dün kara dediğine bugün ak demenin e, bir e, faydası olmadığını e, düşünüyorum. Yani birkaç tane milliyetçi oyu alırım diye böyle bir ak değişikliğine gitmek e, böyle kısa e, dar alanda bir e, paslaşma gibi bir şey buna bu millet itibar etmez. Burada bir fikri bütünlük ve süreklilik arar. Sinan Bey oyu Kılıçdaroğlu'ndan mı yoksa Erdoğan'dan mı aldı? E, muhtemelen her iki taraftan da almış olabilir. Yani e, bir memnuniyetsizlik, bir protest, yani çok tanımlanmış demin ilk bölümde konuştuğumuz... ...belki sosyolojik olarak belli bir e, alana tekabül etmeyen... ...ama sonuç itibariyle e, iki tarafta da e, bazı eksiklikler gören... E, ...iki tarafa da eleştirel yaklaşan kesimlerden aldığını e, tahmin ediyoruz. Sayın Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerse Kılıçdaroğlu kazanır mı sizce? Çünkü aradaki fark tam olarak o 5 nokta küsür. Hayır, şundan dolayı yani... Ee, Sinan Ogan e, yani nihayet oy aldığı kitlenin özelliğini bilen birisi. Hı hı. E, zaten böyle bir karar vereceğini zannetmiyorum ama sonuç itibariyle o kitle zaten şu tarafa yönelin dese bile... E, yönelecek bir kitle değil. Zaten Zannetmiyorum bir, dediğiniz yani Millet İttifakı'nın destekleme kararı almaz diyorsunuz. A, tabii ki yani o da biliyor yani kimlerden oy aldığını, hangi profilden oy aldığını, hangi toplumsal kesimlerden özellikle genç e, milliyetçi özellikleri yüksek, e, teröre karşı mücadelede ve milli e, devlet vurgusu konusunda e, çok net olan e, bir takım kitleden oy aldı ki tam da e, Millet İttifakı'nın en zayıf noktası burası. Dolayısıyla o kitlenin e, kim ne söylerse söylesin Millet İttifakı'na yönelmeyeceği aşikardır. Sizce Sayın e, yani Ümit Özdağ'ın da Sayın e, Sinan Oğan'ın da e, muhalif söylemleri var. Yani bu isimler baktığınız zaman muhalefet yapan isimler. E, yarın çıkıp Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz mu derler yoksa risk almadan... Sizin söylediğinizi yaparlarsa eğer çekimsel mi kalırlar? Yani bu kadar yıllık siyasi deneyiminiz hangisini yapmadan daha iyi? Bu, bunu bilmem ama yani şimdi Cumhurbaşkanlığı ilk sefer denediğimiz bir şey. Cumhurbaşkanlığı daha evvel de halk oyuyla seçtik cumhurbaşkanını Ama ilk sefer ikinci tura kalıyor. Hmm. E, bu şu demek ilk turda dört aday vardı. Biri kaset kumpaslarıyla, tehditlerle, baskılarla e, kendi tabirle e, yani 25 yıldır görmediklerimi 25 günde gördüm diyerek Muharrem İnce'yi bir baskı altına alarak kenara ittiler. E, üç aday yarıştı. Yani üç aday, üç farklı e, fikrin, üç farklı siyaset tarzının varlığı demektir. E, dolayısıyla ama şimdi e, sistemin doğa, doğası İki aday arasında, en çok oy alan iki aday arasında yarışı başlattı. Şimdi o süreçteyiz. Burada e, kalan işte o e, Ogan'a oy vermiş olan kitle bakacak. Her iki tarafın e, şöyle bir de geçmiş karnesine de bakacak. Ee, işte özellikle terörle mücadele, Türkiye'deki işte Türkiye'nin milli meseleleri, milli savunma sanayindeki e, kazanımlar, buralardaki fikirleri, Türkiye'nin Batı karşısındaki e, tavrı, tarzı, e, nasıl bunlar bakıyorlar. Bunları değerlendirecek ve ben e, oldukça ümit var bir şekilde söylüyorum. Hangi açıklama yapılırsa yapılsın ...oy veren bu kitlenin büyük oranda Cumhur İttifakı'na destek olacağını zannediyorum. Herkesin ortak görüşü seçimden önce biliyorsunuz şey dönüyordu bir dip dalga var deniyordu. Muhalefet muhalif bir dip dalga olduğunu, iktidar da kendi tarafını destekleyen bir dip dalga olduğunu söylüyordu. Seçimde göründü ki bir dip dalga var ve o dip dalga milliyetçilik. Yani özellikle bu söylemin baskın olduğu stratejisinin baskın olduğu partiler ciddi anlamda oylar aldılar topladığınız zaman. Önce buna katılıyor musunuz siz? Yani dip dalganın milliyetçilik olduğuna Şöyle, katılıyor musunuz? yani bunun da bugünün işi olmadığını, bu seçim sonuçlarından ibaret olmadığını söylemek isterim. Şimdi AK Parti aslında Türkiye siyasetinde bir şey yaptı. Türkiye siyasetinde normal eski sağ-sol tanımları vardı. AK Parti eski merkezler vardı. Muhitten gelen, çevreden gelen bir siyasi hareket olarak AK Parti Türkiye'nin merkezine oturdu ve yeni bir merkez inşa etti. Bu merkez inşasındaki en temel, dört tane temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi yerli ve milli olmaktır. Yani makul, medeni, kalkınmacı, reformcu, zaman zaman Cumhurbaşkanımız devrimci muhafazakar tabirini kullanıyor. Bu anlamda çok büyük demokratik reformları yapmayı başarabilmiş yeni bir merkez inşa etti. Zaten bu merkezin ana rengi, ana tonu milli yerli olmaktır. Muhafazakar, milliyetçi olmaktır. Milliyetçi muhafazakar olmaktır. E Bu zaten... 2002'den beri devam eden bir süreç. Bu zava, e, yavaş yavaş daha da yükseldi. Yükselen e, AK Parti'nin tesis etmiş olduğu bu makul e, bir e, buna milliyetçilik mi dersiniz, yerli milli olmak mı dersiniz tanımı çok önemli değil. Ama vatansever e, ama aynı zamanda e, demokrasiye sonuna kadar açık. Zaten milletin de sandıklara bu kadar çok akın etmesinin sebebi o. Yani hem çok yüksek standartlı bir demokrasi isteyen, hem e, pazar ekonomisi koşulları altında kalkınma isteyen, hem dünya mesela gittiğimiz her yerde insanlar e, toga muazzam bir e, evet. ilgi gösteriyorlar. Ya kusura bakmayın bu millet araba görmemiş bir millet değil. Orada başka bir şey. Toga dokunurken milli onurunun yüceldiğini görüyor. Ben yaklaşık iki buçuk saat e, teknofestte vakit geçirdim. Keşke vaktim olsa biraz daha kalsaydım. Ya orada yüz binlerce insanın o coşkusu ta başka bir şey. Yani yerli olmak mı? Evet biz de yapabiliriz. Biz e, Elinoğlu'yla mücadele ederiz. Ondan daha iyisini yapabiliriz. AK evet. Parti bu duyguyu pekiştire pekiştire Türkiye'de milli yerli çizgiyi tahkim ederek geliyor. Bu şey meselesinin de bu e, Baykar meselesinin de tartışılıyor olması bilmiyorum. Bu benim şahsi yorumum yanılıyor olabilirim. Bu verilerde daha sonra muhakkak oy analizlerinde çıkar ortaya ama Baykar'ın da bu konuda konuşuluyor olması tartışmaya açılmış olması da bence vatandaşı rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor sadece Baykar değil yani. Baykar tabii başta e, yani işte TCG Anadolu'dan da rahatsızlık duyuyorlar. TOK'tan da rahatsızlık duyuyorlar bilmem. Anka'dan da rahatsızlık duyuyorlar. Hürkuş'tan da rahatsızlık duyuyorlar. Hatta adasını söyleyeyim. Ya Türkiye'de bir siyasetçi bunu söyler mi? Bunu bile söyledi muhalefetteki siyasetçilerden birisi. Dedi ki ya bu gazı uç çıkarmakla ne uğraşıyorsunuz Karadeniz gazı için? E, bunu yurt dışından alırsınız daha ucuza alırsınız dedi. Yani seçmen milli yerli olanla milli olmayan yerli olmayan arasında bir tercih e, yapma noktasında kaldı. Ve tercihini de doğru bir istikamette yaptı. Yani Türkiye'de e, bunu... Tabii daha çok tartışılacak bir konudur. Bütün dünyada evet bir milliyetçilik artıyor, bu eyvallah. Ama Türkiye'deki esas gelişen şey böyle marjinal, ırkçı, efendim ötekileştiren, kafatasçı bir milliyetçilik anlamında değil. Türkiye'de gelişmekte olan, yerli milli olan ve Türk halkının, Türk milletinin elindeki imkanlara güvenip bundan daha ileriye yücelebileceğimizi e, gönülden hisseden bir e, milli duygudur e, Yerli duygudur Siz e, programın başından beri mesela Millet İttifakı ile ilgili konuşurken Özellikle PKK, HDP, e, terör e, Özellikle üçgeni bu konuyla ilgili eleştirilerini söylediniz ki Bu seçim kampanyasının başından sonuna kadar iktidarı muhalefete yönelik eleştirisiydi Görünen o ki ilk turda da ciddi manada Karşılık bulmuş seçmen nezdinde Bu iktidarı muhalefete karşı eleştirisi Şimdi bir de muhalefetin iktidara bir eleştirisi var O da tam sizin HDP ile ilgili durduğunuz yerde Onlar da Hüdapar diyorlar Diyorlar ki Hüdapar'ın söylemleri belli, Hüdapar'ın parti programları belli. Hatta bugün Hüdapar Genel Başkanı'nın geçmişte, çok yakın bir süre içerisinde yanılmıyorsam ama geçmişte değil, bu seçim kampanyası döneminde bir süre röportajında çok net diyor ki, işte, Türk bayrağı ile ilgili, işte, e, Hizbullah Hizbullah'la ilgili, PKK ile ilgili bunun terör örgütü olmadığını, e, kendisini öyle görmediğini söylüyor. Hatta daha beteri var bugün, e, Atatürk ile ilgili fikir soruluyor. Diyor ki orada e, Atatürk koruma yasası var o yüzden bir şey söyleyemiyorum diyor. Şimdi bunlar... Ee, ben sizi çok yıllardır takip ediyorum. Yani bunlar mesela sizin de dünya görüşünüze çok uyan şeyler değil. AK Parti içerisinde ben burada bir sürü insan e, konuk ettim. E, yani Böyle bir şey duymadım. Ama bir yandan da AK Parti sayesinde bu isimler me meclise girdiler. Şimdi milletvekili oldular. Bu da size muhalefetin eleştirisi. Hadi buyurun. Şöyle şimdi e, burada bir haksızlık da yapmamak lazım. Bir kere başından beri söylüyoruz yani. E, bütün Cumhur İttifakı partileri işte mesela diyelim Demokratik Sol Parti'de, Hüdapar'da bizim listelerimizden parlamentoya girdi. Bunlar farklı partiler. Programları farklı, işte e, genel siyasi anlayışları farklı. Yani bu partiler birleşik, birleşip tek bir parti olmuş değiller. Bunu ayırt etmek lazım. Ama burada e, yani açıkça... Siz bir tane PKK'lı HDP'linin kalkıp PKK bir terör örgütüdür ve Kürt halkına karşı gerçekten suç işlemektedir. Bu terör örgütüne karşı mesafe koymamız lazım. Bunlara lanet olsun dediğini duydunuz mu? Bizim burada ayak izimiz yoktur dediğini duydunuz mu? Evet. Şimdi burada Hüdapar açıktan defaetle bu süreçte söylüyor. Bizim terörle hiçbir ilgimiz yoktur. Biz... E Hizbullah'ın yaptıklarını, ettiklerini falan asla bunları tasvip etmiyoruz ve Hizbullah'ı da e, bu anlamda benimsemiyoruz. Hiçbir terör örgütüne de destek olmuyoruz. Bizim işimiz demokratik siyasettedir diyor. Bazı açıklamalar yapmış olmakla birlikte bakın ben Zekeriya Bey'le bu süreçte o iki... O şey söylediğim videoyu seyrettiniz mi? Daha yeni bugün bayağı bir dolaştı o. Şey. Hangisini kastetti? Atatürk ile ilgili söylediği de, ve Hizbullah PKK'yı terör örgütü Şimdi bu, bura, burada defa etle de bizim de bulunduğumuz yerlerde başka televizyon programlarında da açık bir şekilde terörle ilgilerinin olmadığını, terör örgütü, bütün terör örgütlerine ayrım yapmaksızın oryantasyonu ne olursa olsun, ister dini olsun, ister seküler olsun e, hiç, e, ya da ister ırkçılık üzerinden bir terör örgütü olsun bunların hiçbirisini tasvip etmediklerini açıkça söylüyorlar e, ve bizim bunlarla bir irtibatımız yoktur. E, bunu net söylüyorlar defalarca söylüyorlar. Beraber katıldığımız iki programda da şunları çok net ifade ettiler. Yani geliş kitlelerin önünde aynı bayrağın altında yaşıyoruz, aynı vatanın evlatlarıyız ve aynı ülkenin, burası Türkiye'nin bütünlüğü konusunda en ufak bir kere hiçbir şekilde Türkiye'nin bölünüp parçalanmasıyla ilgili bir söz gündeme getirmemişler ve bu süreçte de bunu hiçbir şekilde gündeme getirmediler. Ama işte sürekli bu süreçte Türkiye'nin bölünüp parçalanmasından bahseden bir PKK var ve PKK'nın tezlerini siyasallaştıran bir HDP var. Yani ikisini birbirine benzetmek bir kere haksızlık olur kanaatindeyim. Ee, sonuç itibariyle e, nihayetinde tekraren e, söylemek istiyorum. AK Parti e, Türkiye'nin e, siyasetinin merkezini inşa etmiştir. Bu merkezde ağırlıklı olarak yerli, milli, e, kuşatıcı demokrat ve reformcu bir çizgidir Bu çizgin içerisinde uyan siyasi partilerle aktörlerle de işbirliği yaparak yolumuza devam ediyoruz bu partiler birleşip tek parti haline gelmiş değillerdir. Bu arada bugün bir şey vardı. E, Hüdapar milletvekilleri meclise çıkıp yemin etmek istemiyorlar. İşte içinde yeminin içerisinde Türk ifadesi, Türk milleti var diye dendi. E, şimdi burada eleştirimi söylüyoruz ama şeyi de söyleyelim. E, cevap haklarını kullanmış olsunlar onu da söyleyelim. Hüdapar resmi bir açıklama yaptı ve bunun doğru olmadığını söylediler. ya tabii Bu arada e, bir sürü yanlış algılar mesela bunu biliyoruz. Yani bunu defaatle söylüyorlar. Ya Bizim ya Türk bayrağıyla da hiçbir problemimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de bir problemimiz yok. Efendim bizim yeminle asla bir problemimiz yok. Esas meseleler yani çok temel vurgularından birisi HDP ile e, Hüdapar'ı ayıran temel noktalardan birisi de ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Yani bölünmez bütünlüğünü savunma, savundukları için zaten Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıyorlar. Burada duyulan endişe şudur Hüdapar'ın aldığı oy oy katkısından daha çok şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kürtlerin tek temsilcisi HDP'dir da diyor ki hayır öyle değil. Ben de e, Kürt halkından oyalıyorum. Sadece ee, Hüdapar'la HDP'de değil ki Numan Bey. Yani seçim ki, sonuçlarına bakın ortaya. Işte, Ölgeden alan partilere Kürt, Kürtlerin, bakın. Kürtlerin, Kürtlerin, Türkiye'deki Kürtlerin yani birinci biri, bir, birinci partisi AK Parti'dir. Geçmiş seçimlerde de böyle olmuş. E, CHP ya ben, Diyarbakır'dan ben, milletvekili çıkardı bu ben, seçimde. Ben algıdan bahsediyorum. Yani HDP böyle bir algı yapıyor. Hüdapar'ın varlığından bundan dolayı hmm. rahatsızlık duyuyor. Ama biraz şey de var. Ne olur yapmayın. Yani Hüdapar'ın ee, bu size söylediğim konuşma bu seçim dönemi yapılmış bir konuşma. Yani AK Parti'nin listelerinden girecekleri yani Cumhur İttifakı'nın ittifakın parçası değiller ama AK Parti listelerinden girdiler. Sonrasında siyasettir bu değişmiş olabilir ama bütün Türkiye Hüdapar Genel Başkanı'nın ağzından bunları duyduk. ...bunlardan pişman olmuş olabilir, bu söylemini değiştirmiş olabilir... ...bunlara da yer veririz, söyleriz ama... ...hani bu böyle 10 yıl önce söylenmiş sözler de değil yani. Yani burada temel kriterin... Terör, ...terörle... ...teröre mesafe koymuş olmaları... ...ve bunu net ifade etmiş olmaları... ...ve ülkenin bölünmez ile ilgili... ...en ufak bir sorunlarının olmamış olmasıdır. Özellikle turizm bölgesindeki... ...izleyicilerimizden size çok fazla mesaj var. Diyorlar ki ne olur şu müzik yasağını kaldırın... ...pandemi bitti artık... E, ...iş yapmak istiyoruz, çalışanlarımız var lütfen e, Sayın Kurtulmuş'a bunu iletin diye ben de buradan size iletiyorum. Eyvallah ben de bakanlığa ilettim. Evet İçişleri Bakanlığına Sayın e, Bakan'a e, Kültür Bakanlığına e, çok fazla mesaj var. Bunu buradan iletmek zorundayım size. Bir ikinci tur tahmininiz var mı? Recep Tayyip Erdoğan kimsenin gık diyemeyeceği bir oranda oy olarak e, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. E, Şimdi önümüzdeki dönem yerel seçime gidiyoruz. Yani bu seçim bitiyor bu sefer yerel seçim başlıyoruz. Sizin işiniz çok iyi olacak ama biz muhtemelen sizi ben birazcık bu işlerde istihbaratı sağlam bir gazeteciyimdir. Sizi muhtemelen Bakanlar Kurulunda da bir görevinizden dolayı ağırlıyor olacağız. Çünkü çok fazla konuşuluyor. Sizin isminiz de konuşuluyor. Eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa sizin de kabinede yer alacağınız yönünde çok ciddi kulisler var. Ama yerel seçimlere de gidiyoruz ve bu seçimlerde büyük şehirlerde muhalefetin oyları hala ciddi anlamda önde dur. Hala ciddi anlamda yüksek. Ee, İstanbul'da, Ankara'da hala birinci parti hatta. Doğru. Ee, e, belediyelere baktığınız zaman bunlar da CHP'li belediyeler. Şimdi yerel seçimlere giderken AK Parti'nin bu belediyeleri yeniden alma stratejisinde ne olacak? Bu seçim sonuçlarına baktığınız zaman e, nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Şimdi daha erken mi yoksa bunu konuşacağız? Yok yok yo, yo, değil çok ya yani, tabii ki 28'inden sonra 29'u bir gün dinleniriz, tatil yaparız, seviniriz. <laughs> Ay dün şey Hemen... mi? Binali Bey seyrettiniz. Ben dün ben, ben izleyemedim. Şey ya, maalesef bu süreçte işte televizyon izleyemiyoruz. Şey dediler ki Binali Bey'e oradaki arkadaşlar işte Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Erdoğan kazanırsa ne yaparsınız? Ne yapacaksınız? Vallahi ben olsam 5 saat uyurum deliksizdir. <laughs> <laughs> Şimdi tabii bir de bu seçim diğer seçimlerden farklı. Stresi çok yoğun bir seçim. Evet, Hala giderek çok yüksek sereden bir stres var. Şimdi bizim parti olarak şöyle bir özelliğimiz var. Geldiğimiz siyasi gelenek, milli siyaset geleneği dedim ya. Biz algılar üzerinden, işte bir takım yabancı güçlerin verdiği destekler üzerinden, yabancı işte küresel medya kuruluşlarının verdiği destekler üzerinden hiç destek aramadık. Siyasette bir tane gücümüz oldu maddi anlamda, beşeri anlamda milletin gücü. Biz onun için her seçimi bitirdiğimizde ertesi gün bütün dosyalarımızı önümüze koyarız. Ya nerede ne hata var? Nerede eksik yaptık? Nerede e, hata oldu? Bunları gözden geçiririz. Şimdi bakın çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımız e, bu seçimde şunu yaptılar. E, tek tek sandık sandık e, sandıkları çalıştılar. Kalabalık ailelerin verdiği sandıklarda, yani AK Parti'ye oy çıkmayan e, sandıkları e, şey yaptılar. O ailelere ziyaretler, ikna etme ziyaretleri. Şimdi burada e, dediğiniz doğru İstanbul ve Ankara'da bazı başka şehirlerde de e, hala e, muhalefet bloğu e, önde görünüyor. E, bu bize yakışmaz. Önümüzde gelecek, bir de önümüzdeki Mart'ta yapacağımız bir yerel seçim var. E, hem İstanbul'da hem bütün şehirlerimizde, bütün ilçelerimizde Kuvvetli taraflarımızı, e, zayıf taraflarımızı gözden geçireceğiz, tedbirlerimizi almaya çalışacağız. E, hem teşkilat itibariyle, hem belediyelerimizin çalışmalarının gözden geçirilmesi bakımından e, değerlendirmelerimizi yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. E, program bitti. E, program biterken size sorularımı sordum ama bugün tabii çok önemli bir gün. Programı ben özellikle kapatırken e, bugün 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışının hem yıl dönümü hem Atatürk'ü anma. Hem Gençlik ve Spor Bayramı bu kadar önemli bir günde ulu önderimiz Atatürk'ü anıp ona saygıyla minnetle bir kez daha önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun emanet ettiği gençliğin bu ülkeye emanet ettiği mirasın takipçisi olduğumuzu söylüyoruz. Bu önemli ve güzel günde tabii ki bu bizim için önemli bir başka tarafı da milli mücadelenin başlamış olması. Yani bu topraklarda hepimizin var olduğu günün de Aynı zamanda yıl dönümü. Belki de buna dair de şimdi, son sözlerinizi tabii, alarak Şimdi bitirelim. çok kolay söylüyoruz. Milli mücadelelerin başladığı gün diyoruz ama o günkü şartları ya. hatırlayın. Koskoca cihan devleti 7 cephede yenilmiş, ile geriye çekilmiş. 20 yıl içerisinde 5 milyon kilometre kareden Anadolu kıtasına hapsedilmiş. Her tarafında emperyalistlerin gelip sır sazdığı... E bırakın mücadele edecek e, topu tüfeği kazması küreği bile olmayan bir millet tamam. e, ya Allah diyerek bir kurtuluş meşalesini tutuşturmuş. E, Samsun'da e, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bir büyük mücadele başlatılmış. Tamam. Ve milletin bütün kesimleri çok kısa bir sürede yani hem başlaması hem milli mücadeleye halkın katılımı arasındaki süreye bakarsanız Tabii. çok kısa bir süre içerisinde tabiri caizse ateş bütün Anadolu'yu sarmış. Kurtuluş ateşi, bağımsızlık ateşi. Bu e, emperyalizme karşı verilen mücadelede örnek bir safhadır. E, bunu böyle görmek lazım ve bunu da tek 85 milyonun ortak tarihinin bir parçası olarak telakki etmek lazım. E, yani 19 Mayıs e, aynı zamanda hem e, kurtuluş, bağımsızlık mücadelesi hem de böyle bir e, bayramın gençlere. E, armağan edilmiş olması. Bunun da ayrıca bir anlamı var. Biz hep şunu söylüyoruz. Gençleri bir takım işte kuşaklar üzerinden ayrıma tabi tutmak isteyenler şunlar bunlar diye bölme. Hayır öyle değil. E, Türk Biz Türkiye'nin gençliğine güveniyoruz. Çok sağlam bir gençlik geliyor. Bazılarının böyle karamsar bakışlarına rağmen gerçekten ülkesine milletine bağlı, e, kendi medeniyet değerlerine bağlı. E, emperyalizm derken başka ülkenin insanları bunun ne olduğunu bilmiyor ama biz bizim çocuklarımız dedelerinden, babalarından, büyüklerinden bunları dinlemiş, işgali yaşamış ve kurtuluşu yaşamış bir milletin torunlarıyız. Ee, bu fevkalade önemlidir. Biz dünyayı çok gezdik dolaştık her seviyeden hem yüksek entelektüel e, standartlarda insanlarda hem politikacılarla görüşme, konuşma, tanışma, ülkelerin e, tarihini e, çok daha yakından gözlemleme imkanımız oldu. Şunu iftiharla söyleyebiliriz. Allah'a çok şükür Anadolu toprakları emperyalistler tarafından işgal edilip mandalaştırılamamış dünyanın en önemli, en müstesna yerlerinden birisidir. Bu bizim en büyük kazanımımızdır. Bunu kaybetmememiz lazım. Bu kazanımımızı elde etmemize vesile olan büyüklerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla andığımızı ifade etmek isterim.